Yoksa öbür türlü zaten yenmez bu. Merhabalar arkadaşlar, Harikalar Diyarı'na hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sevirem sizi kardeşim. Değerli arkadaşlar, bugün kümesteyim. Kapıyı açacağız. Bugün sadece kümeste de kalmayacağım. Nasip olursa. Ofisimize gideceğiz. Bugün böyle birkaç yumurta alacağım. Yumurtalarımızı götürelim. Bugün sizlerle birlikte yumurta yiyeceğim ofiste. Sobamızı yakacağız kardeş. Farklılık olsun istedim. Önce bir kümeslerimizi açıyoruz. Sonra yumurta buluyoruz kendimize. 3-4 tane yeter bana en azından. Tekim zaten. Ondan sonra da ofisimize geçeceğiz. Ofiste sobamızı yakacağız beraber. Çok güzel olacak inşallah. Sohbet muhabbet edeceğiz. Planlarımızdan, projelerimizden de bahsederiz belki. Çıkın çocuklar. Şunun ismini soran arkadaşlar olmuş. Bunun adı Çilli Bom Bom Bom. Ponçik de diyorum ben buna. Çilli de diyorum arkadaşlar. Bir tane de Ponçik diye tavşanımız var. İsmi Ponçik onun da. Ama buna da böyle Ponçik diyesim geldi. Benekli dedim bir ara biz buna. Çillidense benekli daha güzel oturuyor. O yüzden ponçik ve benekli arasında gidip geliyorum. Benekli diyelim biz bu kardeşimize. Ha? Olur mu arkadaşlar? Sordunuz, cevap verdim. Benekli olsun onun ismi. Karşı kümeslerimizi de ben birazdan açacağım ama ben şimdi sizlerle birlikte yumurtalarımızı toplayalım. Karşı kümesleri böyle parmak şaklattığımda açılıyor zaten. Şaka yaptım. Ben açarım. Modifiyeli şahinimiz iyi. İspikçi de iyi. Gogo da aynı şekilde. Bunlar şimdi benden yem bekliyor. Yem mi vermemi istiyorsunuz? Önce dışarı çıkın, birazcık otlanın, gezin. Ondan sonra gelin benden yem bekleyin. Böyle de olmaz ki ama. Canını yediklerim. Seviyorum sizi ama bu kadar da artistik yapmayın lütfen. Şimdi kümesimize gireceğim. En son folluklarımızı çıkartmıştım. Bakın burası bomboş. Valla şu an tavukları bekliyoruz. Şu tavukları görüyorsunuz ya. Genelde dolu. Hemen burayı zaten ilk aşamada burayı sökeceğim. Şu folluğu hiç istemiyorum. Sırasıyla her gün farklı bir videoda sizlerle burayı tasarlayacağız. Birlikte yapacağız bu sefer. Ama öncelik buranın bir temizliği şart. Temizlik yapılacak. Bunlar sökülecek. Bunların hepsi içini komple söktükten sonra temizliğe başlayacağız. Şu tarlalara dokunmayacağım bu arada. Tarlalar dursun. Tarlalarda herhangi bir problem yok. Biz üst tarafa dizayn yapacağız. Folluklar falan. Şimdi çocuklar, altınızda yumurta var mı? İki tane bana yumurta lazım ama. Var, bunda hiç yumurta yok. Sende yumurta var mı kızım? Bunda da yok gibi. Biz yumurtasız kaldık kardeş. Olmazsa dün akşam babam yumurta almıştır. Oradan alırız. Bizim kasada vardır şurada ya. Bakayım bir. Bizim kasada vardır. Burası bizim kasamız zaten. Ah. Geçen de topladığım yumurtalar işte. Bismillah bir, Bismillah iki. Bir tane de mavi yumurta mı alsak? Şurada bakayım şey de var mı? Şuna koyayım. O bizim götürürsem ben. Bir. İki. Bir tane de mavi yumurta yerim abi. Üç tane yumurta bana yeter. Hadi bir tane daha bundan koyak. Yapma mavi beyaz koyak bir tane daha. Evet, burada gördüğünüz gibi karışık sürümüzden tatlı yumurtalar yiyeceğim. Bunu şimdi şöyle içeri koyayım. Hayvanlar şu an benden şey bekliyor. Yemek bekliyor. Buraya baksanıza, hepsi burada şeye girdiler. Sıraya. Cıbı. Kızım. Acıktınız mı siz ya? Çok mu acıktınız? Canlarım benim. Cıbıl dur. Abi cıbılım benim. Cıbıl acıkınca kendinden geçir. Dur şimdi. Dur şimdi cıbıl. Al cıbıl. Hades ve cıbıl şu an hızlı bir şekilde yemlerini yerken diğer tavuk üyeleri yemliğe yaklaşamıyor. Hatta cıbıl elinden gelse kovanın içine de gireceğine eminim ben. Yine de dikkat etmek lazım. Dur cıbıl, dur Hades. Zaten alışmışsın sürüye. Evet, sürü de şu an bir rütbe edinmişler. Artık dikkat ederseniz bugünkü videomda daha da çok dikkatimi çekti benim. Artık sürüden o kadar korkmuyorlar. Yem yemeye başlamışlar. En azından birlikte artık takılabiliyorlar. Bu da bunların ikisinin de rütbe aldığı anlamına gelir arkadaşlar. Çok mutlu oldum bunu böyle görünce. Gel. Gel. Hadesim gel. Cıbılım gel. Al cıbıl ye.
Çok acıkmışlar Cibul ve Hades. Şimdi bak. Cibul genelde kovaya girmeyi seviyor. Bakalım girecek mi yine. Cibul. Wow. Gir içine gir. Gir içine Cibul. Gir Cibul. Giriyor zaten. Tamam gel. Cibul gel. Cibul. Hades al. Bu arada hasta tavuklarımız düzelmeye başladı. İnşallah tedaviye karşılık veriyorlar gibi duruyor ama umarım kurtarırız. En azından şu vayandot kırmamızı kurtarmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Şuraya da birazcık koyayım. Bunlar da buradan da yesinler. Evet. Bütün sürünün mamasını verdik. Bazı brakerler çıkmak istemiyorlar belli. Bunları da buraya koyacağım birazcık. Şuraları da birlikte tasarlamak istiyorum. Böyle olmuyor ya. Şuraya böyle kafes falan dizebiliriz birlikte. Kümeste bu ara bir tasarıma gideriz abi. Bu gidişle. Gelen görünüş. Tamam yeter uşaklar yeter ya. Yeter Allah Allah. Çıkın kapıda yiyin biraz da. Tamam. Biz yumurtalarımızı da aldık. İsterseniz yavaş yavaş artık ofise geçebiliriz değerli arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Geçelim ofisimize. Hayvanlarımızı yemledik en azından. Ben şimdi karşı kümesleri de hızlıca açacağım. Orayı göstermeyeceğim. Daha geçen de yine açtık. Sıkılmayın kardeş. O yüzden hadi başlayalım. Arkadaşlar kümesten ofise geçişimizi yaptık. Ofisimi daha önce zaten birçok kez sizlerle paylaştım. Videosunu çektim. Ama belki aramıza yeni gelen arkadaşlar bilmiyor ve görmüyor olabilir. Eski videolardan haberdar değilseniz. Ben bütün işimi burada yapıyorum. Videoların düzenlenmesinden tutun. Gerektiği zaman yıl bazında mesela kış sezonlarında canlı yayınlarımıza kadar birçok işi gücü burada hallediyorum. Şöyle bir arka planımız var. Harikalar Diyarı'nın YouTube plaketi de burada. 100 bin abone sağ olsun YouTube. Planlamalar, özel notlar vesaire vesaire. Burası çalışma alanımız. Burası ise oturma alanımız. Şöyle bazen burada arkadaşlarla veya tek başıma işte dinlenirken. O taraf bize mutfak tarafı. Mutfak tarafı çok profesyonel olmadı. Daha iyi bir mutfak yapmak isterdim. Şimdilik nasip olmadı. Çünkü bazen belki farklı planlar olabilir diye çok da yerleşik bir ortam oluşturmak istemedim. Bu da sobamız. Dükkanımızda en eski soba budur belki. Bunlar kahve sobası derler bizim burada. En iyi sıcağı bu verir abi. İçinde şöyle şeyler var. Dünden kalma. Bugün birlikte sobayı yakacağız. Kümeste yumurta toplamıştım. Topladığım yumurtaları başkası aldı arkadaşlar. Getiremedim. Ben de arta kalan sakladığımız bıldırcın yumurtalarından getirdim. Burada gördüğünüz gibi bıldırcın yumurtalarımız var. Bugün aslında ben bıldırcın tereyağında sobanın üstünde bıldırcın yumurtasıyla sucuk pişireceğim kardeş. Sucuklu yumurta ama bıldırcın yumurtası olacak. Bugün dip noktaları da vereceğim sizlere inşallah. Şimdi isterseniz sobamızı yakalım. Sobamız cayır cayır yanarken yanmaya başladıktan sonra da sucuklu yumurtamızı yapalım. Eskiden çok güzel yemek tariflerim olurdu burada. Kış gelsin hele o fırında az bir şeyler pişirmedik. Birçok arkadaş bilir. İnşallah ki yine birlikte pişirir. Birlikte yeriz. Arkadaşlar bugün bu videomda da şunlardan da bahsetmek istiyorum. Hepsi seviyorum. Bu kadar. Videolarımıza destek için beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa devamının gelmesi için de yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu şekilde kendimden parçaları da arada atabilirim. Tabi sizlerin sevip sevmeyeceğine bağlı. Gelin şimdi sobayı yakalım. Sobayı yakarken ben çıra kullanıyorum bazen ama arada böyle plastik şeyler iş görüyor. Böyle büyük marketlerin atıklarında bulabilirsiniz plastikleri böyle bu şekilde. Bunu böyle koyuyorum. Çok kolay kolayma yer yani. Çok basit olur çünkü. Ondan sonra üstüne şöyle mesela bu çok güzel yanar abi. Ben bunu da buraya koydum. Şöyle bunu sabitledik. Şimdi hemen yine kolay tutuşabilecek odunları çamdan diziyorum abi. Şöyle güzelce. Evet. Şimdi burayı tıka basa dolduracağım. Cevizim var. Şu çöp misal bunu da koyalım yansın. Sonra burada bir çamımız daha var. Bu çamı da aslında ekleyebilirim şu şekilde ama hızlı yanar çam.
yansın ki bir şeyler. Ondan sonra cevizimi koyarım. Bunu kendimiz bahçelerden doğal ceviz. Kuru ceviz ağaçlarını kesip getirmişim. Şunu da şöyle buraya ekleme yapıyorum. Şöyle aha. Daha hiçbir şey etmeme gerek yok. Bunlar yeter, orada dursun yederde. Kapağımı kapatıyorum abi. Oha. Aha. Suyumu koyarım. Çayımı da burada şu sobada demleyeceğim. Isıtma konusunda aslında iş yerimde klima var arkadaşlar. Klimayla ısıtma yapardım ama çok elektrik pahalı olduğu için yetişemem elektriğine. O yüzden biz de sobaya tekrardan döndük. Bir de sobanın yeri ayrı. Hele bu sobanın tadını bilenler çok iyi bilir. Çok güzel olur kardeş. Hem böyle sıcağın yanında anında hem uykusu güzel sobanın, hem de üstünde ne pişirse çayına kadar her şeyi çok lezzetli ve güzel oluyor. Hadi sobamızı yakalım. Sobayı yakmak aslında basit. Şu kadar hızlı bir şekilde bak. Tek hamlede soba yanmış olacak. Şöyle ateşimizi yakıyorum. Şunu tutuşturduğumuzdan gerisi gelir. Çıra gibi yanar bu. Çırıdan daha iyi. Bak. Evet. Sobamızı yaktık. Vatana millet uğurlu olsun. Kapağımızı kapadık. Şimdi soba cayır cayır yandıktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar soba şu an deli gibi yanır. Şöyle var ya, bu ne? Direkt şuraya bayılır. Biraz onu kaldırıyorum. Buna da bir tereyağı. Böyle var ya. Hoppala. Bence yeter de bu koyacağız. Oh. Tamam. Yağımız eriyecek ama böyle tam eremeyecek, tamam. Ben her şeyin çiğini severim abi. Biraz çiğ olacak. Arkadaşlar ben böyle sobanın başına oturayaksın. Bak handa poturum. Poturumundan oturuyorum. Erzurum'un poturu meşhurdur bilirsiniz. Çayını içeceksin kardeş. Kahveni içeceksin. Yemeğini pişireceksin. Sobanın ama böyle sıcağı amburya vuracak, tamam mı? Ondan ondan çalacak o sobanın sıcağı. O sıcağından mayışacaksın. Yavaş olay etmeden şöyle bir son kez şöyle bir şöyle bir. Sucuğumuzu da Kangal sucuk bu arada. Dana sucuğumuzu da şöyle seriyoruz abi. Güzel güzel şimdi pişmeye bırakacağım. Sucuklarımızı da. Şimdi abi bir kere sucuk çok fazla pişmiyor. Tamam mı? Şimdi biraz oynarsın. Sucuk şöyle bir alımını alsın. Normalde sucukla yağı olmaz. Yani önce sucuğu koyarsın, sucuğun yağıyla pişirirsin her şeyi. Ama tereyağının yeri başka abi. Böyle ekmeci bandıracaksın, tamam mı? Anladı siz benim bahsettiğimi. Ekmeci bandırmadığın olmaz. Çünkü şimdi yumurtayı da çok fazla pişirmeyeceğim ben. Biraz sucuklar piştikten sonra sucuğu da çok fazla pişirmeyeceğim. Açık konuşayım, ben her şeyin çiğini severim abi. Çiğ olacak benim yediğim şey. Etin tatarlısı, sucuğun çici, yumurtanın çici. Biraz daha alsın alımını, güzel bir şekilde sucuklarımız, ondan sonra yumurtalar kırmaya başlayacağım. Sucuklar tam kıvamında şu an arkadaşlar. Şöyle de güzel bir ekmeğimiz var. Kusura bakmayın. Selam ekmeği. Bu ekmeği alacaksın, tamam mı? Hemen burada sucuk pişmişken şu
Şuraya böyle bir bandıracağım. Bak, yağı görür müsün? Sucuk yanmadan gelsin, gelmez, fark etmez. Kıvamı burada anlarsın abi. Şu an kıvamı tam. Hemen yumurtalarımı görüyorum. Bunun tadını çok bozmayacağız. Şimdi içinde sucuk var ya. Sucuk olduğu zaman hemen hafif tuzunu atın, bırakın abi. Çok fazla uğraşmayın. Bir tuzunu atalım. Oh. Yani gönül isterse biraz karabiber, biraz da pul biber şöyle dokundurabilirsiniz ama ben yaymadım. Şimdi baharattansa o sucuğun tadı zaten yeterli. Baharatlı sucuk. Aynı zamanda da yumurtanın da tadını çıkaracaksın abi. Yoksa öbür türlü zaten yenmez bu. Şimdi iyice gördünüz ya, şu an benim için de yeter. Gördün mü abi? Tavada durmayacak. Yağ tükenmeyecek. Her şey yerli yerinde. Böyle salladın mı sallanacak. Yumurtalar tam pişmemiş olacak. Güzel. Aha. Bunun yanında bir de çay demledin mi? Kaşık çatal yok abi. Hemen böyle gömüleceksin buraya. Ey İzrail, etmeciz alırsas. Haydi bismillah. Şöyle bandırıyorsun. Şu sarılar var ya. Of. Bu hepsine beden. Arkadaşlar ben yemeğe durayım. Sizlere de teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bütün yemeği çekip de sizlere göstermek istemiyorum. Hakkınızı helal edin lütfen. Bu tarz videoları seviyorsanız da like atmayı unutmayın.